Biz gidiyoruz. Muhtemelen bu videoyu şey yaptıktan sonra paylaşırım. O yüzden söyleyebilirim artık. Uzun bir süre söylemedim. Tekrar okullu oluyorum. Yarın sınav var. Bu kez yükümüz hafif çünkü 4 gün falan kalacağız, o kadar sadece. Sonuçta hiç vlog çekmiyor. Çok yorgunum ben. Zaman kalmıyor düzenlemeye de. Çok da izlemiyorsunuz zaten. İzlemenizi küsmüş size. Onun ağzını bağlayacaktım. Neyse. Hadi ben de alayım gidelim. Kapının arkasında ekmekler vardı. Aa, evet. Kombinimi gösterelim. Bunlar çok ucuz aldık. Bu 150, bu da 150, bu da 150. Kaç TL'liyim şu an? Sadece bu ayakkabı kadar. Ya, ayakkabıya ne kadar aldın? O zamanın birimiyle değerlendirirsen epey pahalıya aldım. 100 dolar falan da aldığımda. İki ayakkabımı da Tunç aldı. Aslında Tunç'un ayağındaki ayakkabı da benim. Ama biz ayakkabı numaramız aynı olduğu için beraber giyiyoruz. Başlıyor Burger King Popeyes isimli dükkanı açılmış. Biz de hemen bir patatesini yiyelim dedik. Tunç sakız çiğneyince karnı acıkıyor. Nereye? Mesajımı bulup okuyalım. Yol boyu kaydır yaparsan belki bulabilirsin. Üst buraya burger açılmış arkadaşlar. Hemen patates aldım. Sanırım yarın da yolda yemeye devam edeceğiz. Ama biraz çok büyük aldık herhalde ve 10 dakikamız var. Otobüs kalkacak. Daha babulu. Tamam, ben tuvalete gideyim. Geliyorum. Sen git gel gidelim. Poşet alayım dur. Sonuçlar açıklandıktan sonra izleyeceğiniz için şu an konuşmakta bir beis görmüyorum. Reis mi? Beis. Reis deyince... Beis görmüyorum. İşte okulumda bilim sınavına gidiyoruz şu anda. Tunç ilk kez okulumu görecek. Onun da ayrı bir heyecanı var. Evet. Tunç da heyecanlı. Poğaça yiyorum, kusura bakmayın, yağmur yaptı. O detayı söyleme. Yağmur yaptığı için rahatlıkla videoda yiyebilirim. Dışarıdan aldıklarını videoda yemiyor. Ya şu güzelliğime yol vermeyecekler de ne yapacaklar? Bak kırtane, kırtane. Evet, dayılar da baksın. Hiç umurlarında bile değilim. Sosyal anksiyetem tavan arkadaşlar. Ağzımda dolu. Bak bak, hiç umurlarında bile değilim. Bak. Bakın ve kafasının yönünü geri değiştiriyor. Hem bu kadar. Hem böyle adamların yanında gerilmeden yürüdüğüm yerlerden bir tanesi de Bartın olabilir. Bana sor, bana sor. Perde Tayfur bana sor arkadaşlar. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Hiç ben böyle şeyler demiyordum ama bu kez diyeceğim. Gerçekten çünkü büyük bir değişim var hani bakınca. Ama beni çok eskiden beri takip edenler bilir ki ben saçımı hep böyle kestiririm. Ama yeni takip edenler buna alışkın değildir. Neyse, şimdi bir hocama çiçek alacağız. Sonra otobüs durağına geçeceğiz. Tunç'un ilk kez Bartın Belediyesi dolmuşlarına binişi de olacak. Hani yemişti? Ne sordu acaba? Ne dedin? Ne? Çay mı? Nasıl alacaktın acaba? Yok zaten. Olsa bile onların cam bardağı vardır. Bana sor. Tunç'la ben de vloglara epey ara vermiştik. Ben buraya size dargınım arkadaşlar. Ama Tunç size küs olduğu için paylaşmıyor. Ciddiyim bu arada, goy goy falan değil. O kadar emek veriyorum ama hiç karşılığını aldığımı düşünmüyorum. O yüzden artık çok içimden bir şey yüklemek gelmiyor. Bilmiyorum. Yakın zamanda belki bir şey yüklerim ama. Geç karşı. Instagram'a çok az uğraşıyorum. Bir tane video atıyorum.
YouTube'dan daha fazla insanla etkileşime geçiyorum. O yüzden burası daha fazla insana erişmeme sebep oluyor. Yani biraz bunda tabii ki basit bir mantıkla düşününce az emek çok kazanç. Euro daha mantıklı. Yeah. Şimdi bu aynı zamanda bir Kutlu Bey'e gidiş vlogu da olabilir. Sizler için. Şimdi ben otobüs durağına giderek okula gitmeyi tercih ediyorum. Ben de. Çünkü oturabilmem için duraktan binmem gerekiyor. Ama şu anda böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani dediğim gibi Melek Hoca'ya çiçek alacağım için ben şu an öncelikle şeye gidiyorum. Durağa gidiyorum. Yoksa ana yoldaki duraklardan da binebiliyorsunuz. Burası şu an çarşının arka tarafı. Yani çarşının paralelindeyiz şu anda. Buradan dümdüz gittiğinizde hem Ağdacı'ya giden hem de Kutlu Bey'e giden otobüslere durağına varmış olacağız. Ben de. Durak, yani şu durak Kutlu Bey'e giden ve hani Çatmaca okul tarafına giden, Kutlu Bey tarafına giden diyeyim. O tarafa giden tüm dolmuşlar, hani orada hastane falan da var, oraya gidiyoruz. Burada otobüsler çok büyük değil çünkü zaten yollar çok dar. Yani büyük şehirden gelen arkadaşlarımız buna biraz şaşırabiliyor. Büyük dolmuş. Çiçek sana emanet. Çiçek sana emanet. Melek Hoca'nın çiçeği. Geldik. Biz okurken rektörlük binası yoktu. Yeni yapılmış. Yok, okul buraya kadar. En tepede biz varız. Güne satıyordunuz, paylaşıyordunuz. Sizden sonra hiç işimiz bitmedi. Tuncu nişansında hala bitmedi. Sizden sonra bir aydır bitti yok kanalda. Görüntülerin bende var. Hepsi ben kanısından var. Daha düzenleyeceğim. Hüseyin Bey'i biraz hızlandırmamız lazım diye düşünüyorum. Haklısın. Siz tatilden dönün, hızlandırırız. Eve döneyim mi? İnsanlara tam erişeyim. Şimdi kardeşim yüksek lisans kazanıyor. Tamam. Kazandığım bir sonraki hafta kutlama yapıyorum burada. Tamam. Güzel bir kutlama oluyor. Burada olursak geliriz. İşte Yağmur gelecek, kayıt için, mayıt için bir şekilde gelecek. Ben geleceğim. Öyle bir şey için gelirse, işim olmazsa eşlik ederim. İşte onu bir sayar. Görüyoruz demişim ki sınava girdiğim yerler vesaire, hatta size amfiyi göstereyim. Genel olarak hepsi aynı tipte. Bunlar da amfilerimiz, yani hoparlör işte. Şunun adı neydi? Bunun desteği işte vesaire. Böyle gayet güzel ve aydınlık oluyor. Genelde sınavlara burada giriyoruz ama çok kalabalık bir sınıfsanız derslere burada da girebilirsiniz. Tabii burası Edebiyat Fakültesi ve şu an sınavlar olduğu için sessiz olmak durumundayım. Tuncu lavaboda Tuncu bekliyorum. Sınavları hep şurada oturarak çalışıyordum ben de. Burada mesela masa tenisi oynuyor öğrenciler. İşte şurada kütüphanemiz vardı. Şurada az ileride kantin var. Bayağı özlemişim okulumu. Çok özlemişim hem de. Şimdi sınava girdim, çıktım işte. Kuzenim Elif'in eşi de sınava girecekti. Onunla karşılaştık falan. Gayet güzeldi. Şimdi Tuncu mide geliyordur. Bakın bir iki güne herhalde sonuçlar belli olur. Zaten orada mescit var. Tuncu ışıkları kapatıyor boşa doğal çalışıyor. Olarak. Boşa çalışıyor çünkü. Onu yapacağım. Ya erkek. Ya erkek. Onu yapacağım anladın değil mi? Evet. Şöyle en alt katta bizim kantinimiz var. Onu da size şöyle bir göstereyim. Tuncu okul turu yapıyorum ama size de yapıyorum. Bu böyle uzuyor. Burada da yemek yeme yeri. Niye açıyorsun? Orada ışıkları, mescitte ışıkları söndürüp koridorda açmak nedir? Sen bir de çekiyorsun, kapattık sonra. Açık ben kütüphaneye hiç gitmedim. Ama annem denize gitmek için bizi bekliyor. Şu bahçeyi falan bir gezdim. Zaten her yer kapalı derslikler dışında. Çok kapsamlı Gökhan'ın yani. Gökhan'ın girdiği sınıf benim burada ilk derse girdiğim sınıf. Biraz karışık arkadaşlar.
birkaç bölüm. Karışık değil. Ha evet, şey kat olarak karışık. En üst kat tarih mesela. Bizde direkt matematik bölümü var. Bitti, o kadar. Yani hepsi senin sınıfın. Biz işte daha bölümümüz yeni yapılandığımız karışık için. Ay. Puk dedim, baktı yalnız. Mühendislik binası. Ben hep böyle anlatıyordum. Şu arada kalan edebiyat. Şu edebiyatın hocalarının olduğu. Bu da mühendislik ve fendeki hocaların binası. Burası yemekhane. Otobüs geldi Tunç. Evet. Mecbur. Niye aşağı indik, geri yokuş çıkıyoruz yağmur. Ben seni gezdireyim diye şey yaptım. Bu da yeni yapılan yurtlar. Ya, yokuşu indirdi, geri çıkarıyor arkadaş. Ya ne yokuşu? Tepeye çıkmayacaksın. Şuraya gideceğiz. Ha, oradan oraya geçiş Allah yok Allah muydu? Allah. Aşağıda kütüphane var. O yanlış olmuş. Bence kütüphaneyi ortaya kursalar daha iyi olurdu. Bizim okulumuzun ringi yok. İşte yani daha ring hak edecek bir boyda değil sanırım. Yürümek çok şey. Öyle. Kışın daha kötü oluyor yağmurda, çamurda. O yüzden bence kütüphane ortalarda olabilirdi. Büyük olmasına gerek yok. Küçük de olabilirdi ama erişilebilir olurdu. Okulunuz böylese zaten kütüphane sıkıcı olacakmış. Hacettepe'li kankalarım, benim ne demek istediğimi anlaşıldı. Otobüs duraklarımız da burada. Buradan binip şehir merkezine gidiyorsunuz. Büyük ihtimalle şu kalkacak zaten. Kapalı olduğu için balımı da çok gezdiremedim ama en az... Ama hepsinin içi aynı. Yani. Bir şey fark etmiyor o yüzden. Kütüphaneye daha sonra bakarız. Çeşmecihan öğrenci yurduymuş burası da. Ay, elini de uzatsana bakayım, bir daha verecek. Elini veriyor. Çok memnunum. Anne. Çok temizdir ha. Belli. Yalıyor belli mi? Aşağıdan içeri şey var ya. Bir daha elini ver, bir daha. Ay, yıkıldı benim, dayanamadı. Dayanamadı. Ver. Ben şuradaki çocuk. Ne diyor, kulakları Gollum'a benziyor. Kütüphane her sene şeye götürüyor. Annem oraya giderken var ya, çalar mıydı? Evde sabahları böyle geçiyor. Yumoş Tuncu darlıyor gözleme için. Ya öyle yapma, hayvana koklatıp da minicik böl verken. Yavru gözleme yiyor bari. Evet işte, çok seviyor, tipe bak. Ben de kahvemi için. Ay, voleybol maçına bakıyorum. İzleyemiyorum çünkü. Zaten o da tuzlu şeyleri çok seviyor. Tuncu'nun hayvan sevgisi. Ne kadar sevdiğini anlayabilirsiniz. Ben burada seni iyi gösteriyorum. Sen diyorsun ki sadece kediler. Sadece kediler mi? Hayvan değil ki. Kedi sevgimi görüyorlar şu anda. İyi çevirdin ha. Hayvan sevmediğini ben biliyorum. Ya böyle şeyler var. Fotoğraflar. En azından senin ablan sana kıps yazmıyordu. Bugün sonuçlar açıklanıyor. Bakalım geçmiş miyim? Bunların ağzının içinin fotoğrafını gördükten sonra ben çok korktum. Ben bunu sevmek istiyorum. Gitsen. Hayır, korkup kaçar. Ne korkup kaçacak? Seni her an kovalayabilebilir. Ben korkmam da, saldırmaz herhalde. Nah, korkmazsın. Peşinden hepsi bir koşsa olduğun yerde kalacak mı? Yemek yiyorlar sanırım. Yemek yiyorlar. Gidelim Osman'a. Yok ya, pas vermedim. Bak, bakıyor şu. Ağzını aç. Sam Gang. Ne haber? Ağzını aç, yağmur görsen. Her an koşacak gibi. Koşsa bir şey. Yine ıhlamura geldik. Her geldiğimizde bir kez buraya geliyoruz. Ben kitap okuyorum. Sonuçta işini hallediyor. Birazdan belki burger'a gideriz. Yemeğini bir yerlerde ya da annemlerle falan yediğimiz için genel olarak atıştırmalıklar yiyoruz.
yüksek lisansı kazandım. Instagram'dan falan paylaştım. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz buraya yazarım yine. Tuncu burada kuaföre bıraktım. Ayhan abiye geliyor. Burayı çok sevdi. Ben de birazcık kendim dolaşacağım. Yüksek lisansı kazandığım için ve buraya ara ara geleceğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü öbür türlü sadece yazdan yaza geliyordum. Şimdi 2 yıl boyunca belli aralıklarla buraya geleceğim. Mutluyum. Evet, bugün çiftimi yıkatmaya karar verdi. Ben rahatlıyorum bakarken. Sen kim bilir nasıl serinlemişsin. Bak şimdi boğacak beni Ayhan abi. Boğacak mı? Evet. Aranızda çok özel bir iletişim var sizin artık. Ben öyle inanıyorum. Bak boğacak beni şimdi. Boğdum. Çok güzel oldu. Baksın mı kullanıyorsun? Son halini çekmek. Dur daha sonra düşlerimiz var. Gittiğimiz çoğu yerde burger yiyoruz. Şimdi tekrar burger'e geldik. Of, sonunda o kadar fazla açım ki. Şu barbekü broş menüden söyledim. Çok önceden yemiştim. Tadını hatırlamıyorum. Geliyor Tunç. Tunç da tıraş oldu. Saçlarım çok mu havada ya? Tam serseri miyim ya? Hayır, gayet normal. Gayet normal. En sevdiğim. Çok açım, çok açım, çok açım. Daha kirli. Ve orada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece giyinip çıkıyoruz. Nasıl giyindiğiniz için. Çok güzelim, bir çeksin. Ya bir taraf, öbür taraf, öbür taraf. Güzel, montajlı bir şey olmaz. Ya, bak çok güzelim. Bunu dün kocam aldı. Bunu annem, bunu ablam. Birazdan da ablamın terliklerini giyeceğim. Bunu kocam. Hırgız. Sadece bedenim bana ait. Hırgız. Bir günde 10 liralık bir zam. Yaklaşmıyor. Geçen gün 30 liraya gidip geliyorduk. Geçen yıl 25 liraydı. Şimdi de bindiğimizde 40 lira olduğunu gördük. Artık öğrenciler ne yapacağız? Hadi biz neyse. Bana ödetmek için gidiyor şu an. Ben ödeyeceğim. Kaçıyor şu an. Evet, tuvalete gidiyor. Hikmet amca şimdi bana paşamın odasına adımı yazıyor. Aa, çok güzel oldu. Çok yaşa. Harika ya. Çok yaşa. Gerçek bir paşa olduğum için Tunç bunu aldı. Ayşin mi? Enda. İsimlere bak, çok değişik. Hikmet amca mavi yerine de yazabiliyor musun? Evet, biliyorum. Tamam, çevir. Sert yap. Biraz sert yapayım. Dur, bu sayılmaz. Oo, güzel. Bir balon. Hangi renk? Hangi renk verirsen olur. Kırmızı olsun. Ya, boş geldi. Boş geldi. Tekrardan çevirebilirsin. Tamam. Tekrardan çevirebilirsin. Onlara bir şey yazmanız lazım o zaman. Sürpriz geldi. Sürpriz. Sürprizde şuradaki paketlerden bazılarını... İstediğimi alabiliyor muyum? Bir saniye. Öyle değil, böyle. O bir sürü bir şey. Elini daldır alttan al. Bir sürü var. Şöyle eline bir yokla. Hoşuma gitti, neyse. Bakalım. Paket öyle mi? Ne olduğunu hatırlıyor musun? Biliyorum. Bir taş çıkacak sanki. Güzel bir şey mi? Ya Amasya'da papatya var üstünde. Çok güzel.
Tamam, bu da kalsın. İyi güzel. Mutlu yıllar sana. Bak bak nasıl sinirleniyor. Bir daha öpsene anne, o yüzden mi yapıyor? Michael sus. Yolun kenarında böyle bir yer bulduk. Çok güzel görünüyor. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Biz Ankara'ya dönüyoruz bu arada. Michael. Michael oğlum. Michael. Oğlum. Pişt. Michael buradayım. Michael anne. Çok olmaya başladın. Evet. Çok olmaya abi, başlıyorsun sen. Yemeği soğutma. Harika. Teşekkürler. Birini bekliyoruz da gelmedi, sinirlendi o yüzden. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saçları çok şuna güzel, bayıldım.